Audio memos. Cancel. Düğme. Toolbar. Pause. Düğme. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an itibariyle bugün banttan bir sokakta sabah yapıyorum. Neden? Çünkü bugün İstiklal Caddesi'ndeyim. Epeydir buraya gelmemiştim. Aslında eski günleri vaat ettim. Bulunduğum sokak Galip Dede Sokak olarak geçiyor. Eskiden 6. İstanbul Şubesi buradayken, bu ne zaman eskiden dediğim 97'li 2000'li yıllardan bahsediyorum. Ben de burada bir dönem yöneticilik yapmıştım. Aynı zamanda korodaydık. Çok güzel günlerdi. Sürekli buralara gelirdik. Bugün buraya niye geldim? neden buraya gelirdim? Çünkü hem alt nokta için geliyorduk hem de bugün buraya gelmemin sebebi ise Udum'un telleri kopmuştu. Onları yaptırmak için. Biliyorsunuz burası aynı zamanda bu sokak. Galip Dede Sokak, yani tünelin olduğu bölüm. Birçok müzik mağazasının, işte Gözde Müzik, Tonal Müzik veya bir sürü farklı müzik mağazasının bulunduğu, Cam Göz Müzik mesela hemen biraz önce önümde o vardı. Onların olduğu bölgeydi. Ben de buradan yukarı İstiklal Caddesi'ne yürürken aynı zamanda size konuşurum. Aynı zamanda Blind Square'de bu sırada şey yapar. Hatta Blind Square'i etkin hale getirelim. Evet, Blind Square'de bize. Yaklaşık 19 metre. Evet. Bu arada bana hep gelen erişliler konuşurken sen konuşma diyorlar. O yüzden sustum. Şimdi İstiklal Caddesi'nde yürürken Blind Square ama zaman zaman bize okuyacak. Arada V-Walk'a da bakarız belki. O da keşif modunda ne kadar başarılı görürüz. Şimdi tam buradan İstiklal Caddesi'nin alt kısmından, yani tünel sol tarafıma doğru dönersem eğer tünelin olduğu, tünelin İstiklal Caddesi girişine geldim. Sağ tarafa doğru dönersem Galatasaray'a doğru, yukarıya doğru yürüdüm. Ki ben İstiklal Caddesi üzerinden yukarıda bu şeyler vardır. İstanbul'u bilmeyenler için söyleyeyim. En köşesinde İstiklal Caddesi'nin ıslak hamburgercilerin olduğu bir bölüm vardır. Sıra Selviler Caddesi ile. Keskin kebap ve döner. Tatlıcı, bir dalya. Yaklaşık 25 metre. Müzik dükkanı, kibirci müzik. Yaklaşık 8 metre. Kitapçı, İstanbul Kitapçısı. Yaklaşık 9 metre. Ofis, Trabya. Yaklaşık 16 metre. Jazz ve blues mekanı, Pavlicum. Yaklaşık 20 metre. Otobüs hattı, Nostalji Haritalı. Yaklaşık 16 metre. Evet, gönüllü İstiklal Caddesi'ndeki bu etrafımızda neler var nelerken İstiklal Caddesi gezerken aralarda da ben konuşacağım. Zaman zaman Blind Square'in en güzel tarafı budur. Hiç bilmediğiniz bir yerde ben çok severim Blind Square'in kıyafetini. Evet, çünkü Four Square'den alıyor. Yaklaşık 6 metre. Büyük mağaza, lastik pabuç, tünel. 25 metre saat 5 yönünde. Yaklaşık 20 metre İstiklal Caddesi ve Beyit Sokağı. Evet. Müzik dükkanı, tünel müzik. Yaklaşık 20 metre. Konferans salonu, İstanbul Bürosu. Yaklaşık 13 metre. Ofis, okul.com.tr. Yaklaşık 16 metre. Burger dükkanı, Shake Hamburger. Yaklaşık 20 metre. Restoran, Clementine Rooftop. Yaklaşık 5 metre. Banka, TR Emlak Katılım Bankası AŞ. Yaklaşık 20 metre. Ziraat Bankası Trakya Koordinatörlüğü. Yaklaşık 20 metre. Yapı, İstanbul Avrupa Bölge Koordinatörlüğü. Yaklaşık 20 metre. Ağaç, Mito Meeting Point. Yaklaşık 20 metre. Sanat Galerisi, Ziraat Bankası Sanat Galerisi. Yaklaşık 6 metre. Evet, Spiritüel Merkez, Büyük Mason Mahalli Derneği. Bitmiyor tabii ki. Yaklaşık ben konuşamıyorum, metre. Araya giremiyorum arkadaşlar. Devlet binası, tasfiye halinde TMAK Bankası AŞ. Yaklaşık 9 metre. Kebapçı, Futo. Yaklaşık 13 metre. Kahve dükkanı, Caffanero. Yaklaşık 5 metre. Emasio Consulate, İsveç Konsolosluğu. Yaklaşık 12 metre. Devlet binası, Sveriges General Konsulat. Yaklaşık 12 metre. Kafe, Türk-Alman Kitabevi Kafe. Yaklaşık 17 metre. Kahve dükkanı, Viyana Kahvesi. Yaklaşık 14 metre. Tarihi ve kurumu altındaki alan, Narmanlı Han. Yaklaşık 25 metre. Yapı, Güyan Han. Yaklaşık 17 metre. Ofis, Oasis Turizm. Yaklaşık 3 metre. Kahve dükkanı, Turist Demokrasi Cafe House. Yaklaşık 4 metre. Evet, biraz fırsat vermişken bana konuşayım. Arada konuşmayı susturayım ben. Bir türlü konuşamayacağım. Yaklaşık 25 metre, İstiklal Caddesi ve Kumbaracı Yokuşu. Evet, Kumbaracı Yokuşu da orada da. Bürosu, Okay Gündokup Bürosu. Yaklaşık 14 metre. Şunu bir biraz. Adresi Sıfır 231 Yeme Yoğunluğu, Yörk Kuzeydoğu. İş ve Pro, Sanat ve Paylaşım. Yerel, Yerli, Konak.
Siz geç. Konuşmayı sustur. Konuşma kapalı. Konuşma evet. Açık. Yerleri git. Konuşma açık. Düğme. Konuşma açık. Konuşmayı susturmaya çalışıyorum ki biraz ben konuşabileyim diye. Şimdi en çalışma ben her ezginler yok iz. Ara, düğme, yay, araç, forsu, yer, süzgeç, bil, konuşmayı sustur, düğme, konuşma açık, süt, konuşma açık, düğme, konuşmayı sustur. Ofis, TMMOB, Çevre Mühendisleri Odası, yay, ekle, düğme, ara. Evet. Yay, ekle, düğme, yay, ekle, araç, for, yer, konuşmayı susturmaya çalışıyorum. Konuşmayı sustur, düğme. Ama konuşulmuyor. Konuşma açık. Şöyle bir duralım bakalım. Evet, konuşma açık derse evet susuyor galiba. Evet, ters anlattım. Konuşma açık derdi. Evet, konuşma sustu. Şu an konuşma kapalı durumda. Onu kastediyor. Evet arkadaşlar, yürürken kumbaracı yokuşundayım. Ara ara açacağım konuşmayı ve etrafında nereye olduğunu söyleyeceğim. Biraz istikleri ben de anlatayım yani. Buralar arkadaşlar istiklerin alt tarafları. Ve aslında çoğu kişi yukarıda Galatasaray'dan sonra istiklal olarak biliyor ama biz buralarda da çok vakitimiz geçirdik. Ve ben İstiklal Caddesi'ne genelde tramvay yolu üzerinden yürüdüm. Çok daha böyle bir çeşit eski kılavuz izdim. İnsanlar hep kenara çekilir ama en rahatı budur. Tramvay geldiği zaman kenara çekilmeyi tercih ederim. Biraz önce söylediğim gibi kumbaracı yokuşu. O sahada da güzel böyle nargile içilen falan yerler vardı önceden. Oralarda buluruz. Ve buralar aslında son derece tarihi Beyoğlu biliyorsunuz. İstiklal Caddesi 1800 yıllardan kalma. Özellikle hani öncesinde eski İstanbulluları, Rumların falan daha sık yaşadığı bölgeler. Kulüp dizisini izlediniz mi bilmiyorum. Oralarda eski halini falan gösterir. Yine de şu an maalesef biraz Arap turistlerin çok daha yoğun olduğu, eskisi kadar yerli değil. Yani artık insanların o bizim dönemimizde 90'lı 2000'li yılların ortalarına kadar gelen kitle artık biraz daha şey yaptı. O yüzden bazen Türkçe dil bilen birilerini bulmak bile zorlu olabiliyor arkadaşlar. Ve buradan dediğim gibi uzunca bir cadde düşünün. Yaklaşık ne kadardır herhalde burası? 1,5 kilometre vardır. En sonunda bakarız ne kadar olduğunu. Böyle bir cadde üzerinden yürüyoruz. Müzik mağazaları, kütüphaneler, onun dışında alışveriş merkezleri. Önceden birçok sinema vardı ki şimdi çok sinema yok. Burada aslında trafiğe kapalı ama yine de bazen arabalar geliyor. Özellikle polis arabaları veya yani bir şeyler geçebiliyor. Şu an mesela sağımda bir araba var. Arkamdan da bir tane geliyor mesela. O yüzden ben bir sağa çekileyim. Arabanın geçmesine izin vereyim. Evet. Şimdi bu arada telefonumu da şeye taktım. Bu İstiklal Caddesi'nin kendine özgü birçok etrafta da müzikler de duyabilir. Şu an çok çıkmadı ama bazı şeyleri vardı önceden. Evet, sağda muhtemelen bir dondurmacı olabilir. Biraz konuşmayı açalım. Etrafında neler var bakalım. Konuşma açık. Düğme. Konuşma evet. Açık. Konuşmayı sustur. Evet, şu an konuşmayı tekrar. Sanat Galerisi. Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi. Evet. Yaklaşık 10 metre. Konser salonu. Borusan Müzik Evi. Yaklaşık 15 metre. Sanat ve eğlence. Supas Buraya Pasajı Salon. Yaklaşık 25 metre. Kafe. Tramvay kafe ve restoran. Yaklaşık tramvay 25 metre. Tramvay kafe ve restoran. Dönerci. Kasap döner. Blind Square. Ara. Düğme. Yaklaşık 7 metre. Akdeniz Restoranı. Mari kafe ve restoran. Yaklaşık 20 metre. İtalyan restoranı, Padre Pizzeria. Evet, pizzacımız da var bir tane. Pizzacımız çok şey. Bunların tabii hepsi olmayabiliyor arkadaşlar. Restoran, tek kafe ve bistro İstanbul. Onu belirteyim. Yaklaşık 12 metre. Çünkü... Kafe, Padre İstiklal. Yaklaşık 20 metre. Reklam ajansı, Bird Eating Creative. Yaklaşık 10 metre. Sanat galerisi, Meşver. Yaklaşık 8 metre. Elle Sanat Galerisi. 25 metre saat 4 yönünde. Adres Postacılar S.K. Beyoğlu, Göl Kuzey. Dondurmacı, Cavit Emmen. Yaklaşık 1 metre. Evet, dondurmacımız Lübnan Restoranı, Fanıfel Karımsal Yolu. Evet, artık burada Lübnan restoranları çok fazlalaştı arkadaşlar. Vivaldi kafe gördüğünüz gibi. Ama eski şeyler de var, Viyana kafe gibi. Yaklaşık 1 metre. Kitapçı, Denizel Kitabı Evi. Yaklaşık 20 metre. Postum mağazası, Snacks. Yaklaşık 8 metre. Kütüphane, Vietnamist. Yaklaşık 17 metre. Epey bir kitapçı olduğu dikkatimizi çekiyordu. Yaklaşık 9 metre. Arkadaşlar. Ofis, reklamcılık vakfı. Yaklaşık 14 metre. Vietnam reklam ajansı. Yaklaşık 20 metre. Otel, Ramona 1906. Yaklaşık 15 metre. Cep telefonu mağazası, Pelin Türksel mağazası. Yaklaşık 16 metre. Moda aksesuarları mağazası, Uzak Yıldız Arapçası Resmi Collections. Yaklaşık 14 metre. Otel barı, Ramona 1906 Cope Evi var. 25 metre saat 10 yönünde.
Kemal Johnson'un da Oscar Lillard'ın. 20 metre saat 8 yönünde. Sanat Galerisi, Pasabahçe İstiklal. Yaklaşık 8 metre. Evet, Pasabahçe varmış buralarda. Yol, telkos çıkması. Orada. Yaklaşık 15 metre. Yapı, telkos işarı. 20 metre saat 9 yönünde. Tabii her şey tutmayabiliyor ama gördüğünüz gibi. Cep telefon mağazası, turkcelmagazin.com. Yaklaşık 10 metre. İstiklal Caddesi beraber gidiyoruz. Ofis malzemeleri mağazası, Koton Tünel Şubesi. 35 metre saat 10 yönünde. Ofis, Türksel Tepebaşı Plaza. Yaklaşık 20 metre. Evet, bu Turkcell hala var mı bilmiyorum. Ayakkabı buraya mağazası, çok gelirdik. Yaklaşık evet, New Balance da varmış. Kuyumcu, Pandora Jigali. 25 metre saat 6 yönünde. Aslında kocaman bir alışveriş merkezi burası. Automat Productions. Yaklaşık 11 metre. Tepebaşı Plaza VIP Cafe. Yaklaşık 16 metre. Bistro, Lucifera. 25 metre saat 7 yönünde. Mobilya ve ev gereçleri mağazası, Pasabahçe Magazanları. Yaklaşık 6 metre. Çalışma alanı, İstanbul YMM Odası. Yaklaşık 16 metre. Kamera stüdyo ofisi. Sağ tarafa doğru. Yaklaşık tamam, ben buradan yürüyeceğim. Tramvay, teşekkürler. Kadın film mağazası, Alaska. Tamam, gelirse geçerim ben. Yaklaşık 25 metre. Geliyormuş. Öyle yaklaşık gibi. 25 metre. İstiklal Caddesi ve Mürziya Sokak. Şimdi tramvay gördüğünüz gibi buranın tarihi tramvayı arkadaşlar. Geçti. Hemen sağ tarafa doğru. İstiklal Caddesi ve Devam Çıkması. Film mağazası, Beyoğlu Pasajı. Yaklaşık 6 metre. Yaklaşık 1 metre. Kırtasiyeci, Fatih Kırtasiye. Yaklaşık 15 metre. Ofis, Iksak Yüksek Eğitim. Yaklaşık 19 metre. Best Food Restoranı, Patatox. Yaklaşık 20 metre. Biraz konuşmayı durduralım. Araçlar, Ford, yer. Siz geç bildim. Konuşmayı sustur. Evet. Konuşma açık. Evet, biraz susturalım. Gördüğünüz gibi İstiklal Caddesi gizliyle kalabalıklaşmaya başladı arkadaşlar, kafelerin olduğu yer. Şu an ben sokak geçiyorum ama aynı zamanda şeyleri söylüyor. Dikkatinizi çekmiştir, birçok kütüphane, kitap merkezi var. Tabii ki mağazalar, restoranlar da çok var ama İstiklal Caddesi dediğiniz zaman onlar var. Tabii ki Turkcell Plaza, eskiden Turkcell'in büyük bir binası vardı burada, hala var mı bilmiyorum. Her söylediği Blanc Square'in doğru değil bu arada, onu da belirteyim. Çünkü Blanc Square eski Four Square'den aldığı için %100 bir doğruluk sağlamıyor. Ama şu an elimizdeki bu konuda en iyisi o diyebiliriz. Yani bu kadar keşif modunu yüksek tutması anlamında oldukça fazla bilgi veriyor gördüğünüz gibi. Ve bize ben bir de bunun yarı çapını 25 metre olarak ayarladım. Yani daha fazla 25 metre çevremde geçerek bunu değiştirebiliyorsunuz. Konuşmayı 25 metre, 60 metre ve 200 metre gibi seçtiğiniz zaman özellikle bir yerde keşif yapmak için ideal. Her şey tutmasa da orayla ilgili, oranın ne denir ona, florası deniyor galiba. Oranın florasıyla ilgili bize bir fikir veriyor arkadaşlar. Şu an gitgide mesela İzmir'de bir gördüğüm biraz önce tramvay geldi. Biraz sonra da arkadan o tramvay gelecek. Gelirken belki de çın çın diye ses çıkarıyorlar. Bu zaten yavaş bir tramvay bu. Turistleri taşıyan bir tramvay ama İstiklal'in o filmlerde duyduğunuz ünlü tramvayı. Tabii İstanbul'u bilenler bunları zaten belki bu da yayın dinlemeyecekler ama bilmeyenler için İstiklal Caddesi aslında hep taklit edilen. Çünkü ben farklı farklı şehirlere gittim de hep böyle trafiğe kapalı bir cadde yaparlar. Ama hiçbiri İstiklal Caddesi'nin o yerini tutmaz. Çünkü buradaki çeşitlilik şey çok fazladır arkadaşlar. Buralarda neler var? Bu hafta biraz sonra ilerleyip de balık pazarı diye bir yerimiz var arkadaşlar. Biraz sonra geçeceğiz. Ağoğlu Pasajı bu biliyorsunuz. O Ağoğlu Pasajı ünlüdür. Öyle şeyler var. Yine başka pasajların olduğu bölümleri de geçeceğiz İstiklal'de. Özellikle Galatasaraylıların yoğunca toplandığı bölgeler. Tabii ki eskiden çok fazla yürüyüşlerin de olduğu bölgeydi İstiklal Caddesi. Buralarda özellikle bizler de zamanda evet araba geçti. Buralarda bizler de zamanında çok fazla özellikle ilk beyaz baston yürüyüşümüzü 2008'de bu İstiklal'de yaptık. Sonra birçok yürüyüş yaptık. Otobüs eylemleri, İETT eylemleri, İstanbul'daki ilk şeylerimizi burada yaptık. O zaman daha özgür bir ülkedeydik arkadaşlar. Maalesef şimdi çok da fazla yürüyüşüm. Biraz sola doğru kaydım tramvay yolundan. Bu sefer yolun sol tarafına kaydım. Biraz sonra Galatasaray Meydanı dediğimiz alana doğru yaklaşacağım. Henüz oraya gelmedim. Oradan sonra aslında orası tam İstiklal Caddesi'nin yarısı diyebilirim arkadaşlar. Yani Galatasaray Meydanı dediğimiz alan yarısı. O bölgeden sonra daha yukarı tarafın, daha büyük mağazaların başladığı bölge oluyor. Ama ondan önce de solda biraz sonra balık kokularını vesaire duyacağımız, hatta Barlar Sokağı dediğimiz sokağın olduğu yerler var. Aslında geceleri İstiklal'in her yerinde barlar var. Özellikle şeylerde, buralarda meyhaneler, barlar, farklı oturma yerleri, artık bu son dönemlerde Orta Doğu restoranları, çok fazla şeylerin olduğu bölge. Şu an bir araba da sağımda geçiyor ama
Ben de gelmeye çalışıyorum bir tane. Gel önce gel. Geçeyim mi abi? Pardon. Gel. Nereden geçeyim? Gel sen ben. Evet. Bu ne sokağıydı abi? O sokak. Orası şey. Neydi ya? Meşruiyet Caddesi. Ha evet tamam. Evet arkadaşlar orada trafik arabaların cadde istikleri kesen bir caddeydi ve birçok arabanın geçtiği bir caddeydi. Yine çok zorlanmadan geçtik ve şu an artık Galatasaray Meydanı'na yaklaşıyoruz. Sağ tarafım açıklık oldu. Tekrar ben tramvay yoluna çıktım. Sağ tarafında binalar bitti. Biraz konuşmayı açalım. Biraz ne yapalım bakalım. Ne var ne yok. Bir etrafımızı görmeye devam edelim. Duymaya devam edelim. Kobi mağazası, Six Taksim. Yaklaşık 25 metre. Yaklaşık 20 metre. İstiklal Caddesi ve Kartal Sokağı. Eczane, Melis Eczanesi. Yaklaşık 15 metre. Sandviç noktası, Ayvalık Tostçusu. 25 metre saat 6 yönünde. Müze, Galatasaray Müzesi. Yaklaşık evet, 15 metre. Olduğu yerlere geliyoruz. Müzik mekanı, Taksim Nane Kafe Bar. Oo, Taksim Nane Kafe Bar. Tantunici, Aile Tantuni. Yaklaşık 13 metre. Tantunilerimiz var. Geleneksel yemek restoranı, Bamasa. Yaklaşık 11 metre. Elektronik mağazası, Temistiklet Square. Düğme. Yaklaşık 14 metre. Hobi mağazası, Bitmezat. Yaklaşık 15 metre. Kokoreçi, şampiyon kokoreç. Oo, şampiyon kokoreçi çok gelirdik arkadaşlar. Golden kokoreç. Yaklaşık 18 metre. Yem mağazası, mavi. Ara. Yaklaşık 3 metre. Araçlar, Foursquare. Yer. Süzgeç bildirim. Konuşmayı sustur. Evet arkadaşlar burada şimdi o balık pazarı dediğim yer kokoreç kokularını falan da alıyorum. Sol tarafında bir sokak var. Orada çok güzel kokoreçler, balıklar vesaire bir sürü şeyler var. Hatta kokuları da geliyor şimdi. Tam ileride sola dönersem sol tarafındaki o sahil döndüğümde onu bulacağım. O yüzden onları saymaya başladı. Bu da İstiklal'de sıkça özellikle öyle bir şey istiyorsanız gelmenizi tavsiye edeceğim bir yer diyeyim. Siz konuşma açık. Düğme. Konuşma açık. Biri bahçesi, çiçek pasajı. Çiçek pasajı. Metre. Demin adını söylemeyi unuttum. Şey. Çiçek Türkiye pasajı. Yemekleri restoranı, otantik Anadolu yemekleri. Evet. Yaklaşık 9 metre. Çiçek pasajı da İstiklal'in en tarihi. 25 metre. İstiklal Caddesi ve Solakzade Sokağı. Evet, Solakzade Sokak. Dönerci, sokak. Bay Döner. Solakzade Sokak da güzel bir sokaktır. Yem mağazası, De Facto. Yaklaşık 4 metre. Çetinkaya. Yaklaşık 6 metre. Karamacı Gütmeyen Kuruluş, Beyoğlu İstanbul T. Vakıflar Bankası. Yaklaşık 15 metre. Adres İstiklal Sidi, 76 Al, Beyoğlu, Yön Kuzeydoğu. Kozmetik mağazası, M.A.C. Yaklaşık 13 metre. Ve Kozmetiks. Yaklaşık 3 metre. Deniz ürünleri restoranı, Altınlar. Düğme. Yaklaşık 5 metre. Bar, Carnaval. Yaklaşık 8 metre. Ofis, Taksim, Tokat, Viyan İşhanı. Yaklaşık 5 metre. Parfüm mağazası, Arabian Mall ve İstiklal Caddesi. Bak şimdi o sokaktan geçiyorum arkadaşlar, solunda yaklaşık kaldı. Yaklaşık 4 metre. Antika mağazası, Tarihi Tokat, Viyan İşhanı. Yaklaşık 6 metre. Bar, Otantik Türkü Bar. Yönelik türkü barlar. Orada çok fazla bar var zaten. Ben yaklaşık Mr. Willis diye bir yer vardı. Oraya çok sık giderdik sevdiğiyle gençliğimizde. Geçenlerde bir yine uğradık. Bar mı hala? Şimdi şu soldan gidiyoruz. Buraya araba park etmiş. Nereden geçebilirim? Buradan mı? Geçeceğim ben. Burada ne var? Araba mı park etmiş? Araba var. Arabalar geçiyor. Şey buyurun gidebilirsiniz. Boş mu? Bu sokağın adı neydi abi? Burası İstiklal Caddesi. Yok şu sok geçen arabaların geçtiği sokağın adı. Ha balo evet. Türkiye İş Bankası. Arkadaşlar hemen bir durayım. Araç, fon, yer, süzgeç bildirim. Konuşmayı sustur. Yerlilik, konuşmayı sustur. Evet, bu balo sokakta aklınızda bulsun. Diyelim ki İstiklal Caddesi'ne geldiniz, aşağılarda eğlendiniz, bir şeyler yaptınız. Solakzade sokaktan sonra geldi. Ondan hemen bir sonraki sokak yine arabaların geçtiği bir yer. Kolay kolay Taksim'de taksi bulmanız kolay değil ama bulmak istiyorsanız o sokakta kullanabilirsiniz. O balo sokak İstiklal Caddesi'nden çıkan arabaların geçtiği bir sokak olduğu için yani en yukarıya kadar yürümek zorunda değilsiniz. O balo sokağın orada, oranın hemen bir alt sokağı da dediğim gibi o barlar sokağının olduğu yere giden yerdi. Ama onun üstündeki balo sokak aşağı tarafındaysanız İstiklal'in hemen hızlıca caddeye çıkıp bir yerden araç bulmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir sokak. Onu da burada bilgisini vermiş oluyoruz. Evet. Kadın mağazası OXXO. Yaklaşık 9 metre. Dövme salonu Şenos Piyacink ve Tatu. Yaklaşık 9 metre. Şu yolun sağına geçeyim. Türkiye İş Bankası. Yaklaşık 13 metre.
cep telefonu mağazası, Vodafone, yaklaşık 12 metre. Ben buralarda hiç senden. Bazı mağazası, Arabian Mall'de İstiklal Caddesi, No 137. 25 metre saat 6 yönünde. Dönerci, Kasa Pınar. Yaklaşık 12 metre. Fast Food Restoranı, Paso 7. Yaklaşık 13 metre. Devlet binası, Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü. Yaklaşık 25 metre. Dövme salonu, Yari Bey Matatun ve Pilirsek. Yaklaşık 20 metre. Beyoğlu Pera Sineması. Yaklaşık 20 metre, İstiklal Caddesi ve Fuat Uzkınay Sokağı. Sanat Galerisi, Şehir Ostacı Atlas. Yaklaşık 20 metre. Müze, Madame Tussauds'a. Yaklaşık 5 metre. Sanat ve Eğlence, Sirtaki Kursu Taksim. Yaklaşık 4 metre. Din Mağazası, İstanbul İstiklal Sedi. Yaklaşık 11 metre. Araçlar, Korsuk, Yer. Süzgeç bildim. Konuşmayı sustur. Evet. Konuşma açık. Biraz Blind Square'ı susturalım ve Kemal'a kulak verelim isterseniz. Burası neresi acaba? Bu sağ tarafın. Pardon, burası neresi? Bir mağaza gibi görünüyor ama. Evet, İstiklal Caddesi'nde bu tarz farklı mağazalardan gelen keman seslerini, belki bir tane müzikleri çok sık duyarsınız. Sokak müzisyenleri de vardır etrafta. Şu an gel yok ama bazen görülüyor. Yaklaşık 13 metre. Onları da duyabilirsiniz. Tatlıcı, Hafız Mustafa 1864. Yaklaşık 15 metre. İstiklal Caddesi ve Ayhan Işık Sokak. Kahve dükkanı, Kayıbı Kafe. Yaklaşık 19 metre. Yaklaşık 20 metre. Müze, Madame Tussauds'a. 25 metre saat 6 yönünde. Öğrenim, Taksim British Time. Yaklaşık 13 metre. Kültür Merkezi, British Time. Yaklaşık 20 metre. Kuaför Salonu, Lost Taksim, Fulay. Yaklaşık 12 metre. Adres İstiklal Sidi, 5658 ve Beyoğlu, Yön Kuzey Batı. Cep telefonu mağazası, Taksim Nas İletişim. Yaklaşık 20 metre. Spor malzemeleri perikendecisi, Sportlak. Yaklaşık 16 metre. Restoran, İFMC, Taksim. Yaklaşık 19 metre. Evet, araya bilerek girmiyorum konuşmalara. Ama İstiklal'in artık yukarılarına doğru çıkıyoruz. Spor malzemeleri perikendecisi, Naybeoğlu. Yaklaşık evet, 18 metre. Ayhan Işık Sokağı falan da getirdik. Ayakkabı mağazası, Daiman. Yaklaşık evet, 18 metre. Ayakkabı mağazasının olduğu yer. Ek ve peynir dükkanı, Kafe Nostra. Yaklaşık 14 metre. Banka, Garanti BBVA. Yaklaşık 9 metre. İş merkezi, Garanti Bankası Galatasaray Şubesi. 25 metre saniye. Devlet binası, Anıtlar. Yaklaşık 17 metre. Sanat ve eğlence, Osman Kazar. Yaklaşık 4 metre. Alışveriş merkezi, İstiklal AVM. Yaklaşık 14 metre. Yaklaşık 20 metre, İstiklal Caddesi, Atıf Yılmaz Caddesi ve Sabri Ali Işık Sokağı. Kozmetik mağazası, Sephora. Yaklaşık 20 metre. Tatlıcı, Saray Mahallebicisi. Konuşmayı sustur. Yerleri yedim, konuşmayı sustur. Biraz susturalım. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz işte Sadri Alışık Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi gibi birçok sinema ünlüsünün olduğu şeylerde, caddeleri buralara verilmiş. Değil mi? İstiklal Caddesi aynı zamanda bir sürü mağaza da var ama sanat merkezi, ondan bir sürü galeri. Bir de şeyleri duyduğunuz için söylüyorum. İşte 1860 Hafız Tatlıcısı falan diye. Aslında bir sürü bina. Dikkat ediyorsunuz, tramvay geliyor şu an. Şimdi biraz sonra yine sesi duyacaksınız. Solumuzdan geçecek şimdi tramvay. Evet, tam tramvayın durağındayız aslında şu an. Galatasaray durağı olması lazım. Çünkü biraz önce Garanti Bankası Galatasaray Şubesi falan dedi. Ve şu an tramvay tam. O ne de yok işte.
Evet, sanırım. Tramvayı duyduk ama bir daha dönmedik, şurada duruyor mu? Ama buralarda işte biraz da İş Bankası, Garanti Bankası gibi bankaları da bulduk. İşte geliyor tramvay. Yani demin yukarı çıkan tramvaydı. Evet, orada durdu. Biraz sonra geçecek. İsterseniz bir geçişini duyalım. Etrafı duyun arkadaşlar. Hiç Türkçe ses duymuyorsunuz, farkında mısınız? Hep yabancı konuşmalar duyuyorsunuz. Sanki işte bir tane etrafı da biraz duymanızı istiyorum. Daha çok Türk seslerinin çok daha az olduğu bölgelerden geçiyoruz. Ha, dediğim gibi burası aynı zamanda birçok sanatın da merkezi, yani İstiklal. En azından eskiden öyleydi. Hala adları duruyor. Bazı yerler kayıtlı olmayabilir, değişmiş olabilir. Ama yine de hala ve kitapçılar, işte dil okullarını gördünüz biraz önce. British'in şey falan vardı, önceden de vardı. Böyle şeylerin de olduğu bir bölge İstiklal Caddesi. Yani bir nevi ben buraya ara ara gelmek istiyorum çeşitlilik anlamında. Şimdi biraz çeşitlilik kaydık, kaymış gibi görünmekle beraber yine de özlemişim buraya gelmek. Şu an bir de öğle vakti olduğu için bir tık daha sakin İstiklal. Aslında çok daha kalabalıktı. Şu an daha sakin. Ben de sakin sakin bir köşeden yürümeye devam ediyorum. Biraz bakalım etrafımıza. Konuşma açık. Düğme. Konuşma açık. Konuşmayı sustur. Düğüm mağazası Eycenem. Evet. Yaklaşık 19 metre. Eycenem'in önünde zaten biri de dinliyordu. Şekerci dükkanı. Ayıp gitti Hacı Bekir. Hacı Bekir. Yaklaşık evet, 16 metre. Çok bilinen bir şeydir. Pub. Real pub. Publarımız var. Yaklaşık 20 metre. Türk Ev Yemekleri Restoranı. Lokanta. Yaklaşık 12 metre. Ofis. Meeting Point. Yaklaşık 12 metre. Flight Square. Yaklaşık 10 metre. Dans stüdyosu, dans kafe. Yaklaşık 25 metre. Kafe, Esmer Kafe ve restoran. Yaklaşık 13 metre. İtalyan restoranı, Barizma Taksi. Şimdi, Seven yaklaşık 24 metre. Şarj edemiyorum. Yer mağazası, Sıkovic. Yaklaşık 15 metre. Yiyecek ve içecek perakendecisi, Marmaris Büfe. Yaklaşık 10 metre. Müzik mekanı, Şahize Club. Yaklaşık 20 metre. Türk restoranı, Meatball. Yaklaşık 17 metre. Mobilya ve ev gereçleri mağazası Eycenem Okul. Yaklaşık 19 metre. Kozmetik mağazası Daxon Bargain 1. Yaklaşık 15 metre. Gece kulübü Club Lokal. Yaklaşık 20 metre. Ofis Sezer Okul Kurusu. Yaklaşık 14 metre. Yaklaşık 25 metre İstiklal Caddesi Büyük Parmak Kapısı Ekeveniz Sokağı. 19 dakikada 500 metre kadar yürüdünüz. Evet, 500 metre yürümüşüz Büyük Parmak Kapısı. Cevap var. Yaklaşık 13 metre. Kampi dükkanı, kafes, falevi. Yaklaşık 5 metre. Çalışma alanı, dizi merkez. Yaklaşık 16 metre. Gece kulübü, Club Vegas. Yaklaşık 3 metre. Kafe, Beyoğlu, alternatif kafe. Yaklaşık 25 metre. Yeni mağazası, Koton. Yaklaşık 20 metre. Beyoğlu Koton. Yaklaşık 18 metre. Yaklaşık 20 metre, İstiklal Caddesi ve Küçük Parmak Kapısı Eki. Gece kulübü, Tehran Club. Yaklaşık 14 metre. Sinema, Grand Pera Cinema. Yaklaşık 15 metre. Kültür Merkezi, Grand Pera Cinema de Orient. Yaklaşık 10 metre. Spor malzemeleri perakendecisi, GS Store. Butik, Beyoğlu GS Store. Yaklaşık 8 metre. Gece kulübü, Club Ube. Yaklaşık 3 metre. Kuaför salonu, Luxus Kuaför. Yaklaşık 12 metre. Ofis, Mevcu Film. Yaklaşık 16 metre. Üniversite kitabevi, Ötüken Neşriyat. Yaklaşık 25 metre. Şimdi, Seven Duvan, son çeşitli mağaza, bu ilginç alanlarını inceleyerek yaklaşık 20 metre uzak bir sonraki zaman Erdem Akalı, Beyoğlu Kemal Yönet. Yerlikle, düğüm, ara, yap, ara, kur, yap, süz, konuşma, yerleri gibi, konuşmayı sustur. Düğme, konuşma açık. Evet arkadaşlar, bu arada bir aralarda bildirimler geliyor, kusura bakmayın onlar için. Seven Yuva dediğimiz bizim kullandığım iRobot bu arada, nereden geliyor falan diye. Muhtemelen bugün evde bizim şeyler, yardımcılarımız vardı. Evde temizliğe gelen hanımefendiler vardı. Herhalde onlar da çalıştırdı ki onun bildirimleri geliyor bana. Şarj edemiyorum diyor. Demek ki fişten çıkarıp ütüyü takıyorlar bazen oraya. Hemen onun bildirimi geliyor. iRobot kullanıyorum bu arada, onu dediğim. Gayet mutluyum ben iRobot'un. Uzaktan yönetim şeyi çok güzel. Her türlü şeyini görebiliyorum. Ne zaman temizlik yapılmış, ne olmuş, nerelerde kalmış vesaire. Bir de ben her odayı tanıtabildiğim için. Yani çekim gücü vesaire tabii çok daha iyileri vardır ama
erişilebilirlik ve kullanım açısından iRobot'tan memnunum. Ben de adına Seven Yuva koyduğum için o biraz önce gelen Seven Yuva bildirimleri onunla ilgili onu hatırlatayım dedim. Ve burada yine bir arada işte bir şu an bir ses duyuyorsunuz. Bu şeyler de arkadaşlar sürekli buraları süpüren bir şeyler olması lazım ama o da bir inşaat da olabilir. O yüzden onu geçene kadar bir açmayalım, devam edelim. Orada muhtemelen bir çalışma var, inşaat çalışması vesaire gibi bir şey var. Bu arada biraz önce dedim ki küçük parmak kapı, büyük parmak kapı gibi sokakları da geçtiğimiz yerlerde yavaş yavaş ilerliyoruz. Ve İstiklal'in yukarılarına doğru. Zaten numaralarından da anladınız, biraz önce 76 idi. Blansky'nin bir güzel tarafı da gelen sokak kesişimlerini de söylemesi sürekli. Yani yolda giderken o sokak kesişimlerini de söylüyor. Ha bu giden bir şey galiba arkadaşlar. Bu yolları süpüren alet olabilir. Önceden sesleri farklıydı bu muhtemelen. Biraz bekleyelim, biraz daha uzaklaşsın ki bizden. Yani bizim gürültümüzü duymasın. Bu arada ben bir taraftan durayım. Onun gitmesini beklerken de sizi şey dinletmeyeyim. Konuşma açık. Evet, Starbucks'ın önündeyiz. Pizza. Buraya çok sık gelirdim ben arkadaşlar. Yani yukarı gidiyordu, aşağı gidiyordu. Evet, Burger King'i de gördüm. Burger King'e falan geldiğine göre bayağı yaklaştım demektir. Arkadaşlar. Artık yukarısına doğru çıkıyorum. Tramvay şeyine geldim. Fitaş artık yok maalesef arkadaşlar. Fitaş artık yok. Evet, çıkarın yukarı kısmındayım. Yaklaşık 25 metre. Yaklaşık 19 metre. İstiklal Caddesi Rezanbank Sokak. Adres İstiklal Sibi. 14 Beyoğlu. Evet, gördüğünüz gibi İstiklal'in yukarısına 14'e geldim artık. Yavaş yavaş cadde bitiyor arkadaşlar. Caddeyi sizinle birlikte dolaşıyoruz ve ilerleme yol alıyoruz. Beyoğlu Restoran. Yaklaşık 18 metre. Kafe, Paşa Kafe. Yaklaşık 18 metre. Ayakkabı mağazası, Menoşuz. 25 metre saat 9 yönünde. Oyun salonu, Arcade Tigers. Yaklaşık 20 metre. Üniversite Dinlence Merkezi, KY International Education Center. Yaklaşık 14 metre. Üniversite Kütüphanesi, Alman Sanat Kütüphanesi. Evet. Yaklaşık 11 metre. Sokak aralarından geçerken dikkatli olmak lazım. Beyoğlu Halkdöner. Yaklaşık 10 metre. Dönerci, Beyoğlu Halkdöner. Yaklaşık 20 metre. Cep telefonu mağazası, Taksim Kent Telekom Türksel. Sonra süt işin olduğu yere doğru gideceğiz. Konser salonu, Akbank Sanat. Evet, Akbank Sanat. Burada da hala var. Çok fazla fiyatlara gelirdik ama. Hangar 18. Evet. Yaklaşık 14 metre. Deniz ürünleri restoranı, Club Club. Yaklaşık 17 metre. Gece kulübü, Club Week. Yaklaşık 9 metre. Banka, Tozum Exchange Office. Yaklaşık 16 metre. Çok özür dilerim. Kadın giyim mağazası, Bey. Yaklaşık 20 metre. Evet. Tramvay geliyor. Tatlıcı, Hafız Mustafa 1860 damat. Evet, Hafız Mustafa'ya bir daha var şurada. Yemek alanı, Almadina Restoran İstanbul. Almadina. Yaklaşık 16 metre. Artık sıra tercihlere geldi. Kadın film mağazası, benim mağazası. Evet. Yaklaşık 13 metre. Hallediyorum. Çok teşekkürler. Banka, Nizam Exchange Office. Yaklaşık 10 metre. Bilmediğim bankalar ödemiş. Second after a financial Yaklaşık 20 metre. Fransız Türk Üniversitesi de var. Fransız konsolosu. Evet, Fransız konsolosu. Yaklaşık 8 metre. Orada var. Yukarı, Campus Frans. 7 metre saat 9 yürüme. Gördüğünüz gibi Fransız kültürünün oldukça ağırlıklı olduğu yer. Daha sonra onların 10 metre saat 2 yürüme. Onunla ilgili de çok biliyorsunuz. Ayakkabı mağazası, Sud Klasik. Evet, Taksim Caddesi. Evet, gerçekten de kahve bir kokuları var içinde. Kafe, kafe plançayız. Evet. 10 metre saat 7 yönünde.
Üniversite kitap evi, Institut Blanchais. 17 metre saat 9 yerde. Ayakkabı mağazası, Sulh Basit. 16 metre saat 1 yerde. Moda aksesuarları mağazası, Taksim Dizel. 19 metre saat 9 yerde. Üniversite kütüphanesi, Bibliotheque ve Institut Blanchais de istendik. 20 metre saat 10 yerde. Üniversite sınıfı, Institut Francais ve İstanbul'da 13. 20 metre saat 7 yönde. O hep o bardak seslerinden sanıyorum. Tatlıcı, Süteş. Evet. Aynen. Yaklaşık 20 metre. Gördüğünüz gibi. Simit dükkanı, böyle. Simit sarayı. Simit sarayı da var. Doğru. Evet. Türk restoranı, Pehlivan. 10 metre saat 3 yönde. Ve benim hamburgerci yönde. Belediye sarayı, İBB Taksim iletişim noktası. Şimdi burada 10 metre saat 3 yönde. Kütüphane, pişmanlısı yayınları. 9 metre saat 10 yönde. Şimdi artık sağ tarafı. Evet, Burger King'imiz de var burada. Barış'ın müze, yaklaşık 20 metre. Burada bir sürü büfeler var. Sanat Galerisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi. Şimdi burada bayağı yaklaşık karabalık. Yaklaşık 18 metre. Bir sağ tarafa döndü. Sanat Müzesi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi. Yaklaşık 19 metre. Evet. Ofis, Erciyes İnşaat ve Metalsan Ticaret AŞ. Yaklaşık 10 metre. Diğer aç alanlar, tarihi Taksim Maksimi. Yaklaşık 16 metre. Aylan Kutlayra. Dönerci ve büfecilerin olduğu yer. Adlarını biraz duymanızı istiyorum. Sıra Serviler Caddesi'ne dönmüşüz. İstiklal Caddesi bitti. Kızıl Kayalar. Çok ünlüdür İstanbul'da. Kafe, TX Mobil'sa. TX Mobil var, başka var. Sol tarafında bir plak var. Taksim Çansarı Kuantre ve Dizayn. Yaklaşık 12 metre. Tamam. Spa CVT Otel Spa'nın kuracak. Yaklaşık 12 metre. Yok, değil. Evet, şu an gördüğünüz. Eczane, otel eczanesi. Yaklaşık 16 metre. Adres İstiklal Sivri, Beyoğlu, Göl Kuzeydoğu. Bakalım. Beskut Restoranı, Bambi'nin Tüfe. Evet, Bambi. Yaklaşık 20 metre. Çok ünlüdür. Bambi Kafe. Öztürkler, yaklaşık 5 metre. Öztürkler var. Baka, Kıkman, Taksim. Başkanlıkları var. Biraz daha gidelim bakalım. Kuaför salonu. Ersin Camsarı Kuaför Design. Şu an Söyre Serviler Rica'de çıktım. Buraya oturayım. Bura neyse abi? Burası çılgın dürüm. Hah, çılgın dürüm. Geri, var mı yer içeride? Yer yok ya. Buyur. Yer yok mu hiç? Yani burada oturabilirsin. Buyur. Yemek yemek için yer yok mu? Gel gel abi. Biz koyduk. Yaklaşık 11 metre. Şöyle otur abi. Nereye oturayım abi? Şöyle bir saniye. Buyur. Ustam bana iki tane ıslak hamburger verir misin önden? Tabii tabii. Açık ayranı var mıydı? Açık ayranı yok beyefendi. Ne var içeceğiniz? Ayran var, kapalı ayran var. İçi başka ne var içecek olarak? Şey açık bir şey meyve suları yapıyordunuz sanki. Hayır, benim suyum yok. Bu da güzel meyve suları var. Ona bakacağım şimdi. Önce şu da asıyorum. Merhaba, hoş geldin. İçecek olarak ayran dışında kola var, Fresti var. Meyve suyu sıkma mı var yoksa? Sıkma var. Neyiniz var sıkma olarak abi? Öyle karışık bir şey var mı? Ya kokteyl var karışık ha. Olarak. Karışık kokteyl verdik abi. Tamam. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Başka bir sandalye var mı ya? Şunu koymak istiyorum da. Yani çok kırılmasın. Tamam, çok teşekkür ettim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıra servilerde artık bu burada bir sürü şey var, özellikle Kızıl Kayalar ünlü, Bambi ünlü, ama ben bu çılgın dürümü de çok seviyorum, arada hep buraya gelirdim. Şansına sordum biraz biri, onlar da buna buldular. Ve şimdi yavaş yavaş isterseniz artık Blind Square'i kapatayım önce. Uygulama değiştirici, Blind Square, kapat, Blind Square, Blind Square kapatılıyor. Uygulama değiştirici, audio remote, etkinleştir, saptanmış. Evet arkadaşlar, bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. İstiklal Caddesi'nin en başından, yani tünelin olduğu yerden, müzik mağazalarının olduğu yerden başladık ve en yukarısına Sıra Serviler Caddesi'ne kadar çıktık. Blanche Square'e eşliğinde. Kısaca biraz İstiklal Caddesi'ni tanıtmaya çalıştım. Oranın seslerini dinletmeye çalıştım. Umarım güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ettim abi. Sağ olun. Oraya koy abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pause, düğme.